Ben Hayrettin Dincil. Namı diğer Hayri Usta. Hayri Usta Lokantası'nın kurucusu. 2011 yılının Şubat ayında kurdum Hayri Usta Lokantası'nı. Tabii eski işletmemiz Sanayi Caddesi'ndeydi. Şimdi yeni işletmemize geçtik. Yeni işletmemizde bugün 45 masayla hizmet vermekteyiz. Enfes yemekleri, tadı damağınızda iz bırakan lezzetleriyle Aydın gastronomisine değer katan Hayri Usta başarısının sırrını anlattı. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. 3,5 sene bulaştık adım. 3 yıl garsonluk yaptım. Meslekte 36. yılım. Düşünün 25 yıla yakın da mutfaktayım. Çok çalışmak gerekiyor. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar başarılı oluyorsunuz. İşin sırrı çok çalışmaktan geçiyor. Çeşit çeşit yemekleriyle burada yok yok dedirten Hayri Usta yıllardır işini aşkla yapıyor. Hayri Usta Lokantası'nda neler var? Şöyle diyelim, Hayri Usta Lokantası'nda ne yok? Sorunun şeyi, gerçeği olması gerekiyor. Hayri Usta Lokantası'nda her şey var. Günlük 10 tane sebze yemeği çıkarıyoruz. 10 sebze yemeği zeytinyağlı. Bu 10 sebze yemeğin 4 tanesi vegan. Bunun dışında da zeytinyağlı dana etleri, kuzu etleri, enginarlar, şevkedi bostanlar, işte kuzu aklınıza gelebilecek her gün 25 çeşit yemeğimiz var. Bu saydığım yemekler nasıl hazırlanıyor? Sabahleyin 4'te başlıyor bizim mesaimiz. 4.30'da benimle beraber 4 tane personelimiz geliyor. Günlük 8 çeşit çorba çıkarıyoruz. Kelle, işkembe, ayak, mercimek, tavuk suyu, ezogelin. Sonra 1 saat antren vardır benim. Yani dinlenmem vardır. Saat 6 ile 6.30 arası da yemeklere başlıyoruz. Tabii mutfakta da 2 tane yamağım, 5 tane de çırağım var okula giden. Onlarla beraber harmanlaşıyoruz. Sabahleyin 10.30'da da bütün her şeyimiz hazır oluyor. Hayri Usta'nın özel spesiyeli olan Hayri Paşa kebabı da iştahları kabartan yemekler arasında yer alıyor. Aslında çok yemeğim favori ama benim kendi ismimi taşıyan retailer'de böyle bir yemeğin olmadığı, sadece perşembe günleri çıkardığım Hayri Usta, Hayri Paşa kebabı var. Bu bana özel bir menü. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir menü yoktur. İçeriği çok farklıdır. Merak edenler sadece perşembe günü deneyebilir. İçinde et maddesinin gerdan tarafından olması. Gerdan eti, dana gerdanı kolajenli bir ettir. Biraz liflidir. Bu ana maddesi. Ana maddesinin yanında ne var? Enginar kellesi, şevkedi bostan yaprağı ve sarımsaklı közlenmiş patlıcan. Bunları püre haline getiriyorum. Püre haline getirdikten sonra da benim kendime özgü aroma soslarım var. O soslarla harmanlayıp kekik, defne ve karabiberi kullandığımız, zeytinyağı olmazsa olmazlardan kullandığımız, sonra bu eti bu hazırladığım püreyle şapka haline getirip taş fırına atıyoruz. 1,5 saat taş fırında çıktıktan sonra mükemmel bir kıvama geliyor. Sonra afiyetle yiyebiliyoruz. Hem et hem de sebze yemekleriyle çeşit çeşit yemekler hazırlayan Hayri Usta, yöremize özgü yemekleriyle de adından söz ettiriyor. Bizim yöremize özgü mesela yuvarlama. Her pazartesi var sadece. Her pazartesi bir gün. Paşa böreği. Yine bizim bu bölgenin yemeği. Paşa böreği her gün var. Şimdi sezonu, kırlı kızartması her gün olacak. Yani daha yeni böyle tarla patlıcanı, tarla biberi çıkacak. Bunlar yöresel. Keşkeyi de salı ve cuma günleri yapıyoruz. Bunun yanında çarşamba günleri şevkedi bostan yapıyoruz. Yine bu bölgenin yemeklerinden. Enginar, yani ben enginar hemen hemen tek geçtiğim yemeklerden. Haftanın 5 günü çarşamba günleri vegan enginar. Diğer günleri kuzu etli ve zeytinyağlı yapıyoruz. Eşim de çok güzel yemek yapar ama misafir gelince yemekleri ben yapıyorum. Normalde her gün evimizde eşim yemeği yapar. Et veya zeytinyağlı hiç fark etmiyor. Her günde evde o sofraya oturmak zorunluluğum var. Hanımdan biraz çekindiğim için. Yoksa hanım da karnını doyur eve öyle gel diyor yemezsem.
Engin tecrübeleriyle senelerdir bu işe gönül veren Hayri Usta, genç girişimciler için bakın ne gibi tavsiyelerde bulundu. Tabii yine konunun başında çalışmak dedim. Ben 6 yaşında babasız kaldım. 5 kardeşli, 4 numaralı erkeğim. 12 yaşında bulaşıkçılığa başladım. Tabii bu işi ben yapacağım dedim. Sonra 15 yaşında garsonluğa terfi ettim derken 20 yaşında askere gittik. Tabii ne yapmamız gerekiyor? Askerden geldik, çok tecrübemiz yok. Mutfağa bir geçtim. Hiç bıkmadan, hiç yılmadan. Nasıl daha iyi yemekler, nasıl daha özel yemekler çıkarabilirim? Çünkü bundan 5-10 yıl öncesine kadar Aydın'daki bütün lokantalarda hep sıradan yemekler vardı. Ama bakın bugün günümüzde artık lokantalarda paşa böreği, yuvarlama, keşkek, enginar. Ya birisi çıkıp bana şunu desin, 10 yıl önce bu yemekler de vardı. Hayır, yanlış. 10 yıl önce hiçbir lokantada bir keşkek, bir şevkeli bostan, bir enginar yoktu. O yüzden bu mesleği yapacak olan arkadaşlarıma önce maddiyatı düşünürlerse kaybederler. Tabii ki ticaret yapıyoruz, para kazanacağız. Ama önce insanları, sonra paralarını alacağız. Tavsiyem budur. Çok çalışıp önce insanlara güven vermeleri gerekiyor. Konum olarak neredeyiz? Ticaret borsası, Aydın Tekstil karşısında ticaret borsası. Ticaret borsasının 500 metre güneyinde cadde üzerindeyiz. Çevre yolunun da 100 metre kuzeyindeyiz. Buradan bizi Hayri Usta yapan, Hayri Usta'yı Hayri Usta yapan bütün müşterilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bundan sonra da bu müşterilerimiz ve Aydın halkı için daha değişik, daha özel, daha yemekler, daha güzel yemekler yapmak için çaba sarf edeceğiz. Herkese selamlar diyorum.